Ekonomik kriz Denizli'li tekstilciye rekor kırdırdı. Kriz nedeniyle fabrikasının kapısına kilit vuran Halil Derici ürettiği terapi yastıklarıyla Avrupa'ya açılarak yılda 1,5 milyon dolar yani 2 milyon Türk liralık ihracat yaptı. İnşaat mühendisi Halil Derici 1995 yılında tekstil sektörüne girdi. Denizli'deki fabrikasından Almanya, İngiltere ve Finlandiya'ya tekstil ürünleri satarak kısa süre 3 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladı. Ancak ekonomik kriz herkesi olduğu gibi onu da vurdu ve fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Krizin izini silmeye çalışan Denizlili tekstilci yeni bir tesis kurdu. İçerisinde kiraz ve vişne çekirdeği, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar, okaliptus, defne yaprağı, lavanta, biberiye gibi doğal ürünler bulunan kuşak, omuzluk, belden bağlama ve genel yastık olarak 4 tip terapi yastığı üretmeye başladı. Terapi yastıklarının ihracatına başlayan Halil Derici kısa zamanda Avrupa'ya sattığı yastıklarıyla rekor kırdı. Doğal bir ürün, romatizma, kireçlenme, vücudun değişik yerlerindeki ağrılar için yararlı olduğu, ürünün kendisinin kullanımıyla kanıtlanmış, yani reklamını yapmadan ürünün kendi kendini kanıtladığı bir olgu içindeyiz ve bu yoğun bir şekilde talep görüyor. Özellikle Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerde her yıl belirli insanlar belirli adetlerde bu ürünü alıyorlar. Bir mektup küçük bir çocuğu sağlığına kavuşturdu. Aydın'ın Didim ilçesinde 11 yaşındaki Zeynep Cıda'nın Yat Limanı açılışı için gelen Başbakan Erdoğan'a bir mektup vererek yakını olan Kerem'e yardım edilmesini istemesinin ardından